bildiğiniz gibi çok önemli bir delil, 15 Temmuz gecesine dair önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefondan elde edilen veri ve o gece FETÖ'nün bu darbeyle doğrudan ilişkili olduğuna dair tüm tezlerimizi, delillerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz. Ve bu çalışmalar çerçevesinde özellikle FBI'nin yapmış olduğu soruşturmalar, okullarla ilgili soruşturmalar var ve bu Amerika'da devam ediyor. Bu süreci de yakından takip ediyoruz. Ve muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda gerekli yine işbirliğini sürdürüyoruz çalışma grubu marifetiyle. Bu akşam da Amerika Adalet Bakanı ile telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Efendim, Avrupa'ya kaçan FETÖ ele başladı. Mesela Akın İpek İngiltere'de şu anda ev hapsine alınıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İngiltere'ye seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımızla bir ziyaretimiz olmuştu. Orada da muhataplarımızla bu konular eline boyuna hep görüşüldü. Yine mahkemelerimizin iade talepleri iletilmişti. Bu hususta bir yakalama kararı biz oradayken de söz konusuydu. Bu konu medyadan yansıtılanla ilgili ondan biraz daha farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütünde ayrım yapmayacaksınız. İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız. Kaldı ki biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz. Elbette kararı mahkeme verecektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün milletimiz bilsin ki Türkiye'nin bekasına, devletin ve milletin birliğine kim tehdit oluşturuyorsa, ister FETÖ, ister PKK, ister YPG, bu örgütlerle DAEŞ olsun mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek.